güzel bir sohbet yapmak istedim. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Çok iyiyim, seni gördüm. Çok çok daha iyi oldum. Ne güzel. Benim mukabele. Seni görmek her zaman güzel. Her zamanki gibi harika gözüküyorsun. Teşekkür ediyorum. Konu çok güzel. İyi bir giriş yaptın zaten. Teşekkür ediyorum. Böyle bir konu için yayın yapmak çok değerli. Bu arada sesim iyi geliyor mu arkadaşlar? Bir ha tamam. Harika. Harika geliyor, harika Güzel görüyoruz. kulaklık takmadım çünkü. Yo, gayet iyi şu an. Beni de görebiliyorsun, duyabiliyorsun diye düşünüyorum, değil mi? Evet. Tamam. O zaman sevgili Mertem, ben konuya biraz girdim. Beni dinledin. Burada kendi tecrübelerimi anlattım. Ama bu konu uzmanı olarak belki en başta terimi biraz daha netleştirmek adına senin anlayışında bolluk ve bereket bilinci nedir? Çok kısaca bahsedebilirsen sevinirim. Tamam. Şimdi ben bir giriş yapıyorum. Sen yine arada kesebilirsin. Biliyorsun bazen Tamam. Tamam, ben kaptırıyorum. arada Böyle gireceğim böyle o zaman. serbest, tamam mı? Tamam. Şimdi ya aslında şöyle söyleyelim. Zenginlik bilinci bizim anlattığımız şekliyle bolluk ve bereket bakış açısına sahip olmak. Tabii ki bunun içerisinde mutlaka para da dahil olmalı. Yani gönül zenginliği evet çok güzel bir tanım. Çok kullanıyoruz ya gönlü çok zengin. Peki yani bu kadar zenginliğe sahipseniz parasal olarak da zenginliği açık ve kabul eden olmanız gerekiyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Herkese sorduğumuzda para istiyorlar, değil mi? Hepimiz daha fazla kazanmak istiyoruz. Peki bu kadar çok istediğimiz bir şeyle neden bu kadar buluşmak zor oluyor? Özünde şu, yani parayı istemekten paraya değer veren insana geçmemiz gerekiyor. Hepimiz iyi evlerde yaşamak, harika araçlar kullanmak, konforlu bir hayatı tabii ki hak ediyoruz. Bu bizim doğuştan hakkımız. Ama şöyle bir ikircikli bakış açısı var insanlarda. Paramız olduğunda bunu konuşmakta zorlanırken, dertlerimiz olduğunda bunu yarıştırma konusunda Rahatça uzmanlaşmış konuşuyor. durumdayız. Yani hani hiç gördün mü sen mesela çok nadirdir. Ya bu ay acayip para kazandım. Bu ay müşteri sayımı ikiye katladım. İşlerim çok iyi gidiyor. Şimdi zaten bolluk bereket bakış açısını öğrenmiş insan bunları zaten rahatlıkla konuşabiliyor. Birçok insan sırf bu yüzden bile kendini kısıtlıyor. Evet, Temel bunu olarak konuşursam insanlar benimle ilgili böyle düşünür. Ben şunu deneyimliyorum. Mesela birçok insan bunu rahatça ve doğal bir şekilde konuşmadığı için başka şekillerde göstermeye çalışıyor. İşte aldığı bir ürünle olabilir. Bunu insanın gözüne sokmakla olabilir. Ama birçok yerde içselleşmediğini ve senin de dediğin gibi dertlerden bahsetmek çok içselleşmişken daha böyle pozitif, kazanç, bolluk, bereketten bahsetmenin utanılacak bir şey olduğu algısı var insanlarda. Evet, şimdi sevmekten yani parayı sevmek, paraya değer vermek tanımına geçtiğimiz zaman, istemeyi bırakıp bu tanımlara geçtiğimiz zaman olayımız değişiyor. Ama bu olayın değişmesinin ikinci anahtar bilgisi şu, elimizde var olan şeylerin miktarına bakmaksızın varlık bakış açısıyla teşekkür, minnet ve şükür alanında olmak. Ve bunu kendimize öğretmek gerekiyor, içselleştirmek. Yani bu şu da değil. Yani işte sağlığım var, kendimi iyi hissediyorum. Bu çok güzel de. Ama işte onun devamında o sağlığın sana kattığı. İşte param var ama işte yeterli değil. Sürekli olarak insanlar ellerinde var olan şeylerin miktarına takık pozisyondalar. Ve çoğu zaman da onların varlığının azlığına dikkat ediyorlar. Evet ve bu ne kadar olursa olsun sübjektif bir bakış açısı olduğu için her zaman az gelebiliyor insanlara. İşte elindeki araba, işte bunun daha iyisi var. İşte evinde iki tane evi var, daha üçüncüsü de olsun. Hep böyle olmayan odaklanıyor. Evet ama şimdi böyle olmayı seçmek gerekiyor. Çünkü iş ya yani bu bütün zenginlik bilincini oluşturacak şey bilgimiz değil bilincimiz. Bilinç de işte bu bakış açısını geliştirmekle oluyor. Biliyorsun değil mi? Yani satış pazarlama konusunda kitaplar var, zenginlik konusunda kitaplar var. Ya gerçekten yani o kitaplarda anlatıldığı şekliyle ki anlatıldığı şekli uygulayan insanlar var. Birebir. Neden sonuç alamadıklarını söylüyorum. Yani bunun aslında Milli Piyango'dan para çıkması gibi bir şey düşünebilirsin. Kişi belli bir süre yani yokluğu deneyimleyip varlık bilincine bir anda geçebilir. Bunu Milli Piyango'dan bir para olarak kendisine çekebilir.
Ama günün sonunda onu devam ettirebilmesi için bu bilince sahip olması lazım. Yani parayı kullanmak, paraya değer vermek, parasıyla yatırım yapabilmek, bunlar yani finansal zeka diyelim, kesinlikle herkesin öğrenmesi gereken bir şey ki öğrenilir zaten. Eğitimlerde bunun pratiğini veriyoruz, biliyorsun zaten. Kesinlikle. Maalesef ama örgün eğitimde, okullarda öğretilen bir şey değil bu. Ve belki bu bilerek de yapılıyor. İşte insanlar paralarını kolay kaybedebilirsin diye. Ve ben her zaman söylerim. Aslında annem her zaman söylerdi. Para kazanmak da parayı harcamak ve parayı yönetmek bambaşka şeyler. Ve Çok doğru. son ikincisi bize öğretilmiyor. Ve ilki de genelde üreterek değil, bir şeyleri döndürerek yapılıyor. İşte alayım, satayım. Gibi. Çünkü şimdi yokluk bilincine ait olan bir insanın parayı kullanma alışkanlığı çok farklı Perçin. Varlık zihin yapısına sahip olanın parayı kullanma şekli de çok farklı. Yani aslında bizi fakir ya da zengin eden şey paranın kendisi değil, paraya olan yaklaşımımız. Bakın, evet, para birçok şeyi, hatta hayatımızdaki her şeyi yönetebilir. Ama gerçekte şu, güç bizde ve biz gücümüzü paranın aracılığıyla deneyimleyebiliriz. Ama bunu ne şekilde deneyimleyeceğimiz kişinin kendisine ait bir şey. İsterseniz işte çok ne bileyim, kendinize zarar verecek şeyler yapabilirsiniz. Ya da bir bakış açısı olarak zengin olduğunuzda şunu düşünebilirsiniz. İnsanlara katkı sağlamak daha kolay ve daha rahat, değil mi? Evet. Yani bu bir seçim yine. Şimdi kafamızdaki zenginlik anlayışı eğer negatif yöndeyse, zenginler hakkındaki fikirlerimiz, mutlaka egomuz bu yolculukta bizi durduracak. Zengin insan kötüdür. İşte de çok çalışılarak zengin olunamaz. Mutlaka bunun altında bir şey vardır. Değil mi? Yani peki diğer taraftan da emeğiyle çabasıyla zengin olan insanlara baktığımızda wow ne kadar güzel diye takdir ederken konu biz olunca ne oluyor? Bu da muhtemelen saygı ve sevgi eksikliğine çok gidiyor. Ve ben şunu da görüyorum. Birlikte çalıştığım öğrencilerin de mesela çoğu, hepsi sosyal sorumluluğa inanan kişiler. Ama şunu çok diyorum. Ben sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyorum. Bu beni çok etkiliyor vesaire. Ama ben işte para benim için önemli. Tamam, sosyal sorumluluk projelerinde fayda sağlamak sadece para yoluyla değil. Ama ben de her zaman şunu anlatmaya çalışıyorum kendime de. Sen ne kadar zengin olursan o kadar daha kolay katkı sağlayabilirsin. O zaman bu ikisini ayrı zıt taraflar, kutuplar olarak görmek yerine neden paralel olarak görüp evet ben zenginleşeyim ki başkalarının da maddi ve manevi zenginleşmesine Günün katkı sonunda sağlayayım. şey değil mi? O vakıflarda zengin olan insanlardan kaynak oluşturmuyorlar mı? Bu tarafı düşünmüyorlar. Evet. Sanki hava paradan geliyor. Bak şimdi. Mesela öğretmenlerimiz değil mi? Yani çok güzel, çok da güzel para kazansınlar. Yani ama şimdi direkt maaşı bizim elimizden almadılar diye sanki gönüllü olarak çalışıyorlar gibi düşünüyoruz. Hayır. Tabii ki onlar emeklerinin karşılığını dolaylı olarak alıyorlar ve bu çok güzel. Çok da alsınlar hak ettiği değerleri. Ama şey gibi geliyor. Şimdi bir kişi bilgisini mesela ortaya koyduğunda ve bunun bir bedelini talep ettiğinde aa sen de çok pahalısın. Ya da işte aa, bu bilgiler de bedava olsun yani. Şimdi bu bakış açısı zaten eğer kişi böyle düşünüyorsa yokluk bakış açısındadır. Yani Kesinlikle. aslında gizliden gizliye benim aslında bu eğitimlere verecek param da yok diyor. Ve şeyden de İşte korkuyor. Paralı demesinden de korkuyor karşı tarafın. Deli kapıyor onu. aynen ama şunu bilelim arkadaşlar bu yayına katılanlar olarak. Yani herkesin bir bütçesi var. Tamam mı? Herkes bütçesine göre harcama yapıyor. Dolayısıyla neye göre kime göre pahalı kavramı bunu bir kenara atmak gerekiyor. Sadece size değer katan bir şeyin gerçekten önemli olduğunu bilseydiniz emin olun ona bütçede bulurdunuz, bütçede yaratırdınız. Çünkü bütün bu işte bolluk bereket bakış açısı yaratımsal bir oyun gibi düşünürsek enerjimize karşılık geliyor. Değer veren insan zaten yani kendi değerini bilen, bunu rahatlıkla konuşabilen insan zaten kendisine değer veren insanlarla bir araya geliyor. Henüz Aynen. kendi değerini bile ifade edemeyen insan ise Onlarla bir yani araya gidiyor. onunla bir araya geliyor. Yani bu enerji dediğimiz şeyin arka plandaki yani titreşimimiz, rezonansımız yönünde geliştiği için biz nasıl titreşiyorsak ki bunu belirleyen şey düşüncelerimiz, bunun sonucunu almak durumundayız. Yasa böyle çalışıyor.
Bununla ilgili benim bir spesifik örneğim var. Sonra başka bir soru soracağım. Tamam. Belki geçenki konuşmamızda da söylemiştik. 2020'de Türkiye seyahati yapıyordum. İşte Muş'taydım. Orada bir çocuğun evinde kalıyordum. O da işte kuzenimle buluşalım. Bir yerlere gidelim demişti. Oralı çocuklar işte. Kuzeni ben işte ne iş yapıyorsun diye sorduklarında ben genelde o zaman İngilizce öğretmeni diyordum direkt daha basit. Yani ilk gelen şey ben de öğrenmek istiyorumdu. Ve hemen işte ne yapmam gerekiyor? Ben de ya çok genel bir soru olduğu için genel bir cevap veriyorum. Ya şey dedim o çocuğa. Bu İngilizce uygulamalarını kullanabilirsin cümlesi bitmeden çocuk şunu dedi. Ama onlar paralı. Ama bunu derken şöyle bir oksimoron vardı. Yanında çocuk parlament sigara içiyordu. Ve o uygulamalar bir ya da iki parlament sigara fiyatında senelik ücretleri bunların. Ama çocuk direkt paralı hepsini kapattı. Yani o kadar önyargılı ki ücretsiz bir şey bile olsa onu kabul etmez biliyor musun? Perçin Muhtemelen. görmez. Yani alanına gelmez. Ya da şöyle derler. Ya ücretsiz bunda bir iş var. Evet, Çünkü yani ben hep bir bahane finans var ilerlememek evet için, evet. evet. Ben finans geçmişe sahip bir insanım. Banka sektöründe çalıştığım için söylüyorum. Mesela müşterileri arayıp bilgi verirdik. Bu ücretsiz derdik. Yok bunda bir şey var. Siz Bir mutlaka şey var. talep edersiniz falan şeklinde. Ona bile inanmıyor. Yani bir şeyin aslında değerini belirleyen tabii ki ücret değil. Sadece finansal bedeli o. Altyapıda yani sana kattıkları daha önce de konuşmuştuk ya. Çok daha büyük bir şey ifade ediyor. Şimdi bir şey çok önemli olduğu için ben bu yayın içerisinde böyle notlarımın arasında aldım. Bir hatırlatayım dedim. Şimdi insanlar şöyle düşünüyor. Finansal şey konular hakkında çalışırken ya param olsun yaparım. İşte Evet, kazanayım. çok teşekkürler. Kazanayım tamam. Yani şimdi ama ben böyle evreni anlatırken hep Tam şunu söylüyorum. tersinden bakmak Evet. gerekiyor. Tam tersi önce o enerjiye sahip olacaksın. Ondan sonra onlar sistemde oluşacak ve buluşacaksınız. Şimdi bunun nasıl çalıştığını bilmeseniz bile bakın çok net söylüyorum. Akıl bazen oraya gitmiyor. Ya bu nasıl olur ki falan ya. Param yokken param varmış gibi mi davranayım? Zengin değilken zengin mi hisset? Evet. Önce zengin hisset. Sonra para geliyor. Şimdi ama bunu yapanların sayısı çok değil. Herkes böyle sonuca bakıyor. Önce işte bir işe girerken de böyle. Kaç para kazanacağım? Zaten böyle bir şeyle bir işe girmeyin yani. Hep söylüyoruz ya. Şimdi burada işin içine günlük pratikte yapacağınız bir egzersiz söylemek istiyorum. Bir, vizyonlama yapmak. YouTube kanalımızda var zaten meditasyon. İlla meditasyon şekliyle de yapmanıza gerek yok. Yani gelecekte olmak istediğiniz kişi olma hissini bugün nasıl üretebiliyorsanız üretin. Yani çünkü evrende şöyle bir şey yok. Şimdi su içerek kendini iyi mi hissetti yoksa banka hesabına 1 milyon dolar girdiği için mi? Evren şuna bakıyor. Kendini iyi hissediyor. İyi mi Tamam. hissetti, kötü mü hissetti? Sadece bu. Çünkü evrensel olarak iki enerji türü var. Yani düşük frekans, yüksek frekans. Bunu da nasıl deneyimliyorsun? Kendini iyi hissetmek ya da kötü hissetmek. Bu yayını izleyen arkadaşlarım, öğrencilerim de var, Perçin'in de var zaten. Kendinize şunu konuşun. Koşullar ne olursa olsun, becerebildiğim kadarıyla kendimi iyi hissedeceğim. Buradan başlayın. Yani bırakın milyon dolarları ki emin olun zaten buradan başlayınca ve bunu sürekli yaptığınızda kendiliğinden geliriniz artıyor. Ben hani kurslarda biliyorsunuz zaten rakamlarla konuşuyoruz, gösteriyoruz hatta birbirimize. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Birbirimize ilham olalım. Çünkü sonuç itibariyle şunu düşünün. Yani biz yaptık ve bu işliyor arkadaşlar. Ben de kurumsalda çalışıyordum. Kendi işimi oluşturdum ve görüyorsunuz, takip ediyorsunuz yaptıklarımızı. İnsanlar bize geliyor. Neden geliyorlar? Çünkü katkı sağlıyoruz. Yani işe yarayan şeyler anlatıyoruz. Ama burada şunu Devam. seçen insan sayısı çok Ev az. sahibim geldi de bir merhaba demek istiyordu. Devam'a selam. Hello. Around Hi. 60 people are watching this right now and she's a very known professional on abundance mentality. She's a trainer. You look like you could be a fashion Çok tatlı ya. model. Çok kekik. Or a mother of seven children. Ben Meltem'e şey dedi, bir model, bir manken olabilirsin dedi. No, I'm good, thank you. Okay. I'll be
Çok nazik ya. Bakın şu bakış açısı bile kişinin yani teşekkür hissini paylaşmak isteği bile bolluk bereket bakış açısı. Kesinlikle. Bu arada bununla ilgili evet ben aslında beni çağırmamın sebebi de buydu. Yani insanın enerjisinin ne kadar yansıdığını görmek ve mesela yürürken sürekli insanlarla iletişim kurup ama pozitif anlamda etkileşimde ve insanları güldürüyor mesela. Bu da bence bolluk ve bereket. Ve evet. Benim özellikle bizim kültürümüze çok olmadığı için söylüyorum. İşte 21 yaşında Belçika'ya taşındığım ve orada işte bir Avrupa sivil toplumunda çalıştığım dönemde insanlardan iltifat almaya başlamıştım. İşte hani görünüşümle ilgili, yaptıklarımla ilgili. Ve sonrasında ben de bunu yapmayı öğrenmiştim. Ve bunun benim çok zenginleştirdiğini hissetmiştim. Aslında evet. Aynı bende. Ama bakış açısı değişmişti, kültür değişmişti. Bu ne biliyor musun Perçin? Bu bende var enerjisi. Çünkü sende var olduğu evet. için şükranlı teşekkür duygusu paylaşıyorsun. Yine yaygın enerjine varlık enerjisi. Yani bir yerde paranı bile paylaşman için sende olması lazım değil mi? Olmayan bir şeyi paylaşamazsın. Ya da nezaket diyelim bunu paylaşamazsın. Aynen öyle. Yani bu varlık bakış açısını nasıl oluşturuyorsanız ki en basit pratiği günlük olarak şükür etmek bence. Hayatınızda var olan şeylere odaklanmak ve memnuniyetinizi iletmek. Ki takdir duygusu da bunlardan biri. Gördüğünüz ve beğendiğiniz şeyleri takdir etmek, paylaşmak. Yani bu illa birebir tanımanıza gerek yok ki. Yani birisi size çok güzelsin diyor, çok yakışıklısın diyor. Ya illa bir şey mi olacak bunun altında? Evet, evet bizde bu aranıyor böyle. Birine, yani bir kadına gidip çok güzelsin denemez. Anca böyle evet. Yaş farkında detaylı çok olacak ki öyle diyeceksin. Öbür türlü bunda bir şey var falan. Bir erkeğe bunu diyemez. Çünkü o zaman tehlikeye gireceğini düşünecek çünkü haklı olarak. Başarı konusunda da böyle. Bak başarıyı varlık bilincine getir. Yani birisi başardığında mesela en çok en yakın insanlar bir şey demiyor. Nötr kalıyor. Dışarıdaki insanlar bunu daha çok konuşuyor. Ya ne kadar güzel yaptın, nasıl başardın. Şimdi burada yine kıtlık zihniyetiyle bolluk zihniyetin nasıl çalıştığını görüyoruz. Zaten bu enerjiyi ürettiğimiz zaman bu enerji her şekilde kendini gösterir. Sosyal ortamlarda gösterir, finansal olarak gösterir. Yani o bugün mesela kaldığın evde işte konuk olman vesaire kolaylık olarak gösterir. Bunu çalıştırabilirsiniz. Bununla ilgili işte o zamanki şartların çok müsait olmasa da biraz daha bolluk bereket bakış açısında olmakla ilgili spesifik bir örneğim var. 2016-2017 benim finansal olarak gerçekten çok büyük zorluklar çektiğim bir dönemdi. Ve o zaman hala ben yapmış olduğum şeyleri yapmaya çalışıyordum. Örnek veriyorum Toastmasters isimli bir konuşma kulübüne katılıyordum. İşte 6 aylık ücretleri oluyordu. İşte 600-700 lira civarı. Ve bir saniye. Copy. Yes, please. Thank you. Ben çok misafir Erben olduğu için evet. sürekli evet. bir şey istiyor. Değerlendir. Bak bu da bir örnek. O vermek istiyor. Sen de izin vereceksin ama. Alma tabii verme ki. Dengesi. Evet. Bununla ilgili ek ben de bir şey söyleyeyim. İltifat geldiğinde alabilmek de çok önemli bir özellik. Yani biri sana çok güzelsin dediğinde, çok yakışıklısın dediğinde ya yok ya ya da illa evet sen de güzelsin dense. O senin kendi güzelliğin. Öyle, o senin ya birisi sana güzel demiş. Teşekkür ederim diyebilmek gerçekten yani bolluk bereket vermek ve almak olduğu için bizim kültürümüzde çünkü ya alıyor insanlar ya da veriyor. İkisi de bence yanlış. O alma vermeye girmek çok önemli. Hemen örneğime döneceğim. O Toastmasters'a şartlarımı zorlayarak yine 6 aylık ödeyimi yapmıştım. O zaman benim için büyük paraydı. Ve Toastmasters'a tanıştığım Andreas isimli bir Avusturyalı arkadaşımla tanıştıktan sonra bir gün böyle durumu çok kötü olduğu gün bir telefon geldi. Dedi ki yarın bir eğitim var. Dubai'den bir grup geliyor. Seni önerdim. Verebilir misin? Ve o 5 günde 1250 dolar kazanmıştım. Ve sonra o firmayla yaptığım çalışmalarda herhalde 250 bin TL'den fazla para kazanmışımdır sadece. Ve daha da önemlisi benim eğitmenlik portföyüme çok katkıda bulunmuştu. Yani doğru donanımlarda olmasaydım ve o kulüpte girmek için şartları zorlamasaydım bu olmayacaktı. Bence bu iyi bir örnek. Aynen. Şimdi çok güzel bir yere de parmak bastın. Çünkü insanların çoğu şöyle söylüyor. Tamam ben şükrettim, teşekkür ettim. Varlık bilincindeydi. Peki nerede? Para nerede? Nerede para? Şimdi bu bilinci seçmek bir kere özgür irade ister. Yani biz kimseyi kandırmıyoruz. Dolayısıyla hele muhatabımız evren. Bak şimdi çok önemli kritik bir şey var. Şimdi
biz eğer böyle yaklaşırsak uygulamalara, yani dur ben bunları yapayım da para bana gelsin. Evet. İşlemiyor. Kendimizi kandırıyoruz aslında. Evet. Ama evreni kandıramıyoruz biliyorsun. Yani o yüzden kişi kendini yakalayıp bir şey verirken gerçekten bunu vermek istiyor muyum? Paylaşmak istiyor muyum? Buna evet cevabını veriyorsa kesinlikle paylaşmalı. Artık kurcalamamalı. Yani oradan mı gelecek para, şuradan mı? O onun işi değil çünkü. Organizasyonu yapan çok daha büyük bir sistem var. Bizim yapmamız gereken günlük olarak enerjimizi kontrol etmek, varlık odaklı olmak, şükretmek, enerjimiz düştüğü zaman da fark edip yükseltmek olabildiği kadarıyla. Kesinlikle. Bu arada Menfe'nin bana öğrettiği çok güzel bir teknik var. Şükür tekniğinde. Bunu samimiyetle yapmak artık seninle çalışmalarımızdan sonra yaptığım şeylerden biri de her sabah kalktığımda bir aklıma gelen 5-10 şeye şükrediyorum. Mesela bu sabah kalktım dedim ki işte bu rahat yatakta kalktığım için şükürler olsun. İşte sessiz bir orta aldığım için şükürler olsun. Geçen işte dün 4000 TL örnek veriyorum kazandığım için şükürler olsun. Bugün Meltem'le yapacağım. Böyle yapınca hem güzel bir hatırlatma oluyor ne yapacağıma, iç motivasyonumu da etkiliyor. Hem de yapacaklarıma beni daha çok açıyor. Bu birçok şey. Zihni serbest bıraktığın zaman Perçin o savruluyor. Ki en çok da problem bulmayı seviyor zihni. Evet. Bilinçli olarak kontrolü sen alıp işte şükür egzersiziyle bunları hatırlattığında tamam diyor. Odak oyunu aslında bu. Odaklandığın şeyi harekete geçirecek güce sahipsin. Bir söz var, kime ait olduğunu henüz hatırlamıyorum. Seni yaratan enerji sana kendi hayatını yaratma gücünü de vermiştir. Bu benim kendime en çok hatırlattığım şeylerden biri. İkinci bir söz, yine beni çok etkiler, öğrencilerime de çok söylerim. Mevlana'nın bir sözü, herkes okyanustan kabı kadar su alabilir. Evet, kabın buysa bu kadar. Buysa bu kadar. Bizim yaptığımız çalışmalarda sen de aynı şekilde yaptırıyorsun, insanlarla çalışıyorsun. İnsanların kabını genişletmeye çalışıyoruz, öyle değil mi? O yüzden sonuçlar da hızlı bir şekilde geliyor. Tabii bunu yapmak isteyenlerle çalışıyoruz. Yani yapmak istemeyeni zaten. Tabii kimse zorla şey yapamaz. Yani bu arada ben de çok güzel bir şey paylaşıyorum seminerlerimde. Hayallerini gerçekleştirmek için kendini gerçekleştirmelisin. Bu da beni çok etkiliyor. Çünkü oturup hayallerim bunlar neden olmuyor ya dansa ben kendimi ne kadar gerçekleştiriyorum ki. Şimdi ben çok güzel bir şeyi yine hatırlattım. Şimdi orada da şuna kaçıyor insanlar fark etmişsindir. Hayal kurmakla bir şeyi hayalinde canlandırmak arasında dağlar kadar fark var. Hayal kurmak genelde dışarıdan, yani bizim dışımızda bir şey oluyormuş gibi düşünüyoruz. Ama hayalimizde canlandırdığımız zaman, yani ona can verdiğimiz zaman odağımızı orada yaşayan insan olduğumuzda işte harekete geçmek, kendini gerçekleştirmek ivmesi çok daha büyük bir hız kazanıyor. Yakalamışsındır zaten. Kesinlikle. Ve kendi planlarımda da şunu fark ettim. Örnek veriyorum, benim de 10-15 tane işte yapmak istediğim şey var. İşte okyanus kenarında bir yer, işte Meksika'nın bilmem ne kentinde şöyle evet, bir... Evet, olacak, gideceğiz, Perçin gireceğim. Evet, bu, evet olacağını biliyorum. İşte Tesla'da... Bir şey söyleyeyim, olacak diyoruz ama hayır, o oldu. Sadece evet. Onunla buluşmak için formalite yaptığın şeyler, adımlar. Aynen, onunla ilgili de zaten şunu yapıyorum ben şimdi, biraz daha somutlaştırmak adına bakıyorum mesela Meksika'nın işte... Tulum kentinde evler ne kadar? İşte 200 bin euro. Biraz reverse engineering yapıp, yani ters mühendislik yapıp işte 200 bin euro. Bu 200 bin euroya adım adım nasıl yaklaşabilirim diye bakıp sadece oturduğum yerden ben Meksika'dan ev istiyorum değil de bu Meksika'daki evi alacağım. Onu almak için yapmam gerekenler bunlar ve bunlar ben diye bakıp. Bir şey daha ekleyeyim ben sana. Şimdi şunu yapın. Hani mış gibi şükür egzersizleri de yaptırıyorduk. Bu çok önemli. Yani arzuladığımız şey henüz gerçekleşmeden önce onun enerjisine girmekten bahsediyorum. Şimdi misal dolaşıyorsun ve hayalindeki bir eve rastladın. Git numarasını al, fiyatını öğren, ön görüşmeyi yap. Adam sana gelip şey mi diyecek? Perçin cebinde o kadar para yok, niye soruyorsun? Hayır. Nereden bilsin ki? İşte bilinci yükseltme egzersizleri bunlar. Ama insanların çoğu bunu yapmaktan bile korkuyor. Nerede? Zihninde korkuyor. Daha eyleme geçmemiş. Yani bir yeri aramak, yazışmak zor olmamalı. Evet, bunu ben de yaşadım ama. O yüzden insanları yargılayamıyorum. Mesela böyle Lacoste gömlek almak hep benim böyle kafamda bir şeydi. Barem gibiydi. Thank you very much. Ve şeye giremezdim böyle. Lacoste mağazasına girip sormak şey gelirdi bana. Ya
işte ya herhalde içten içe şeyi düşünüyordum. Ya anlarlarsa fakir olacağım diye. Ama rahatlıkla bunu yaptığımı görüyorum. Şimdi de mesela Rolex için o şeyi kırmaya çalışıyorum. Oraya gidemiyorum. Uğraşma. Bilinçaltını çoğu zaman yani aslında manipüle etmek deniyor. Çok doğru bir tanım sanırım. Manipüle etmek için bunları egzersiz olarak düşün. Ciddiye alma yani. Evet, evet. Çünkü o senin içsel konuşman, negatif içsel konuşman ve bu çok normal. Bununla mücadele etme. Sen git ve öğren. Neden biliyor musun? Çünkü şu anki perçinle diyelim, gelecekteki perçin arasında tek fark var. Enerjisel fark. Bu enerjisel fark kapandığı zaman sonuçlar zaten gelecek. Bak hedefler burada zaten. O buraya gelmiyor. Sen buraya yükseliyorsun. Ve buluşma ansızın gerçekleşiyor. Yani bütün yaratım yolculuğu boyunca aklımıza tutulması gereken şey, evet, kendi enerjimin sorumluluğunu almak, gün içerisinde kontrol edebilmek ve şu soruyu cevaplamak. Ben gün içerisinde hayallerini gerçekleştiren insan gibi mi davranıyorum? Yoksa istemediklerimi düşünen bir insan olarak mı? Benim için şöyle söyleyeyim. Daha bunlar gerçekleşmeden önce ben bunun enerjisel pratiğini aylar önce yapmıştım. Yani hazırdım o güne. Evet. Şimdi hep böyle bir tane yaratımından bahsedeyim. Bir oturumda 950 kişiyle aynı anda bir seminer gerçekleştirdik. Bu benim yaratımlarımdan biriydi. Ama onun önden pratiğini çok küçük gruplarla yapmıştım. Onunla buluştuğum an, yani bu gerçekleştiği an şöyle dedim. Ben zaten böyle hissediyordum. Çok kolay oldu. Yani bunun sebebini söylüyorum. A noktasındayken şu an kendinizi hissettiğinizde zaten B noktasına geldiğinizde sadece keyfini çıkartacaksınız. Aynen, ama olay bitmiyor. B'ye geldiğinizde başka şeyler de gelecek. Bu çok güzel bir yolculuk. Kesinlikle. Evet. Ve son olarak şunu sormak istiyorum. Sonra yavaş yavaş tamamlarız. Burada bence bu zihniyette olmak ve sürdürülebilir bunu iç motivasyona haline getirip kaslaştırmak en önemli parametrelerden biri de bu sohbetleri kimle yaptı? Bak benim hayatıma işte sen girdin, bu kafadaki insanlar giriyor, bolluk bereket bilincinde iyi para kazanan, yönetmesini beceren, finans okuryazarlı olan bu benim de maddi hayatıma ve genel olarak bolluk bereket bilincime de yansıyor. Ama etrafında biliyorsun bizim kültürümüzde fakirlik çok güzellenir ve bu bence çok tehlikeli bir şeydir. İşte bakın işte bir animasyon çizdir. Anne işte açlıktan ölüyor, iki oğluna ne kadar iyi bakıyor. Fakirlik mutluluktur. Bakın fakir evde ne kadar mutlular gibi. Bu bence çok tehlikeli. Ve bu sohbetlere de çok yansıyor. İşte şundan ne gerek var? Dediğin gibi işte çok zengin olanlar ya krodur, kesin suçludur. İşte illegal bir şey yapıyordur. Bunlardan biraz uzaklaşıp daha böyle doğru frekanstaki insanlarla vakit geçirmek ve şu fakirlik güzellemesinden vazgeçmek bence çok önemli deyip sana sormak istiyorum bununla ilgili. Ya burada şimdi kapıya çıktığın an Türkiye'de zaten doğrudan bu enerjilerle muhatapsın. Evet. Tamam mı? Bunları zaten reddetmiyoruz. Ama içimizde o sonsuz güç, evrensel güç diyoruz ya, her şeyi yaratan güç. Buna ne diyorsanız deyin karşılık olarak, inanç sistemi olarak. Bunun çok önemi yok zaten. Ben genelde evren diyorum. Şimdi her şeyi yaratan bu enerji zaten içimizde böyle mevcut. Her zaman söylerim. Yaşımız hangi ırktan, hangi yaştan, ne bileyim işte hangi eğitimden geldiğimizin bu anlamda önemi yok. Ama düşündüklerimiz tamamıyla bizim sorumluluğumuzda. Bu bir seçim. Ve her gün işte bu uygulamalar bu yüzden önemli. Yani bu enerjiler zaten muhatap olacaksınız ama şuna da güvenin. Hani bir söz vardır. İşte biz aslında en sık görüştüğümüz 5 kişinin ortalamasıyız. Buna lütfen dikkat edin. Finansal, sosyolojik, başarı, aklınıza gelebilecek her şeyi. Evet belki sonuçlar hoşunuza gitmeyecek ama direkt söyle. Aslında bu şunu söylüyor. Çekim yasasını söylüyor. Siz şu an en sık görüştüğünüz insanlarla aynı ve benzeri rezonanslarda titreşiyorsunuz. Ama siz kendi üzerinizde çalıştıkça bu olay değişecek. Buna da güvenin. Çünkü yine bu çekim yasası mantığında şu var. Ben sadece kendi yaratımlarımı etkileme gücüne sahibim. Dolayısıyla bir başkasının yaratımı benim yaratımımı etkileyemez.
bunu kesinlikle ne kadar, yani belki %100 inanmıyorsunuz ama inandıkça olay değişecek. Ve bu zihniyeti artık stabil olarak kendinizde tuttuğunuzda artık lütfen adımlarınızı atın. Sonuçlar da şakır şakır gelecek. Biz buradayız. Evet, hatta şimdi de burada. Biz öyle, daha çok yayın yaparız. Hatta bak Perçin unutma, bu yayını YouTube'a falan da koy. Birkaç yıl sonra biz diyeceğiz, biz bir yayın yapmıştık, bunları o zaman da konuşmuştuk. Çünkü ne yapıyoruz biliyor musunuz şu an? Nöronları hackliyoruz şu an. Kesinlikle. Ben o yüzden anlatmayı çok seviyorum. Çünkü en çok biz faydalanıyoruz evet. Sohbetin altında. Evet. En çok kendimizi hackliyoruz. Diyoruz ki bak bundan başka bir düşünce yok. Böyle düşüneceksin. Çünkü aynen bu öyle. Sana iyi geliyor diyoruz. Yani zaten eğitmenlerin çoğu böyle. Ama bunlar işte, bu yayınlar kanıt bizim için. Geriye dönüp baktığımızda vay be ne güzel yaratmışız diyeceğiz ki yaratıyoruz zaten. İşte Perçin Amerika'da, ben buradayım. Ama yaratıyoruz yani. Kesinlikle. Belki birkaç sene sonra yayınımız da işte o Meksika'daki okyanus evinden yapıp bakın biz bunları evet. konuştuk. Şu an buradayız. Evet. Aynen öyle. Yani onun için destekleyici olarak, hani bu mesela kayıt bizim için destekleyici ve kanıt. Tamam mı? Bunu bir de görselleştirdik mi? Yani vizyon panosuyla. Oh, harika bir beyninize vereceğiz. Muhteşem bir komut yaratımsal olarak. Vallahi bak çim kesme makinesi de yaklaştı. Dur şöyle yapıyorum. Son gürültüden. Hatta şöyle. Vallahi keyifli bir sohbet oldu Meltem. Seninle bunu yapmak her zaman çok keyifli. Bence arada yapmalıyız da. Yapalım. Bunu YouTube'a da koyacağım. Seni evet. takip etmek isteyenler seni nereden takip edebilir? En son onu sorayım. Meltem Can Karabay official zaten Instagram adresim. Şimdi eğitimleri de orada paylaşıyoruz. Öğrenci geri bildirimlerini paylaştığımız yeni bir hesabımız var. Meltem Can Karabay öğrencilere. Zaten biliyorsun sitemiz de var. YouTube kanalımızda meditasyonlar var. Doğrudan faydalanabilirsiniz. Birçok yayın da var zaten orada. Ulaşmak isteyenler için bir sürü kapımız var. Hemen zaten yayın bitiminde paylaşacağız bu videoyu. Yararlanmak isteyenler mutlaka iletişime geçecektir diye düşünüyorum. Evet. Meltem'i takip etmiyorsanız arkadaşlar mutlaka takip edin. İşini samimiyetle, disiplinle, profesyonelce yapan biri. Benim de yaklaşık 7-8 aydır hayatımda Ufuk Tarhan sayesinde tanımıştım. Ama hem birlikte çalışma açısından hem bir şeyler paylaşma açısından çok değerli. Ve size önerim Meltem gibi, benim gibi enerjisine güvendiğiniz insanları hayatınıza daha fazla katın. Onlarla doğru enerji, doğru frekansla birlikte olun. İşte o zaman özellikle günümüz teknolojisiyle, günümüz fırsatlarıyla yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ama önce siz o olmalısınız. İşte o zaman bunlar oluyor. Evet. Ağzına sağlık Meltemciğim. Son olarak çok eklemek istediğim bir şey var mı? Çok büyük keyif aldım. Zaten her zaman söylüyorum. İşini iyi yapan insanlarla bir araya gelmek için her zaman benim vaktim var. Devamını da yaparız. Hiç merak etme. Sana bekle. Çok güzel, keyifli. Şu an galiba trene yetişeceksin diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? 1,5 saat sonra evet. Evet. Bak nasıl biliyorum her şeyi. Evet, program hakimsin. Takipçinim ama yani. Gerçek takipçi. Teşekkürler. Ben de senin süper fanınım. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bye bye. Ben de birazdan sorar bana şimdi şey nerede? Fashion model'a hoşça kaldın mı? Çok tatlı ya. Çok evet. Çok teşekkür öpüyorum seni çok. Kendine iyi bak canım. Sevgilerimle. İyi ki varsın. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Bye bye.